Selamlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şirketlerin güncel bilançolarını sizlere kısa ve net bir şekilde aktarmaya devam ediyorum. Burada borsamızın en popüler ve en fazla uzun vadeli yatırımcısı bulunan SAS sendinin güncel bilançosunu ve temel değerlerini aktaracağım. Sasa Polisler için açıklanan son bilançoda şirketin %510 artışla 3.25 milyar TL net kar elde ettiği açıklandı. Bu net kar son 5 senenin en iyi net karı. Geçen sene aynı dönemde net kar sadece 532 milyon TL idi. Net kardaki bu muazzam artışın en önemli sebebi şirketin sürekli üretim kapasitesini artırıcı yatırımlar yapmasıdır. Büyümesini hız kesmeden devam ettiren Sasa bu çeyrekte net satış gelirini %213 büyüterek 8.52 milyar TL yükseltti. Fabrik ise yıllık bazda %220 artış kaydederek 1.88 milyar TL oldu. Tıpkı net karda olduğu gibi net satış geliri de son 5 senenin en iyi rakamı. Geçen sene aynı dönemde şirketin net satış geliri 2.72 milyar TL idi. Sasan'ın açıkladığı son bilançoda 13.9 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunduğunu ve 600 milyon TL de bu dönemde finansman geliri elde edildiği belirtildi. Açıklanan net karlılık ve net satış gelirleri göz önüne alındığında bu 13 milyar TL'lik döviz açık pozisyonunun büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Çünkü şirket cirosunu yatırımlardan dolayı sürekli artırıyor. Sasa Polyester net borcunu geçen seneye göre %179 artırdı. Bu artış ile borç tam 18.68 milyar TL seviyesine yükseldi. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu ve kredilerin oldukça ucuz kaldığı bir ortamda şirketin bu borçlanması çok daha mantıklı olarak görülüyor. Borsadaki birçok şirket TL kredi çekerek uzun vadede daha büyük karlar elde etmeye amaçlıyor. Doğru ve dürüst bir şekilde yönetilen ender şirketlerimizden bir tanesi olan Sasa'nın geçen sene piyasa değeri 30 milyar TL iken bu dönemde 112 milyar TL yükselmiş durumda. Hisse başına karlılık ise 67 kuruştan 2.52 kuruşa yükseldi. Bu iki kalemin sürekli yükselmesi işlerin yolunda gittiğini net olarak göstermekte. Şirketin liyakatlı işler tarafından yönetildiğini gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi öz karlılığıdır. Bu dönemde %86 sermaye karına sahip olan şirketin %22 de yıllık net kar marjı bulunmakta. Sektördeki diğer şirketlerle kıyaslama yaptığımızda bu iki kalemin gayet edici olduğunu söyleyebilirim. %18 halka açık olan şirketin çok büyük bir kısmına sahip olan Erdemoğlu Holding yatırımcısını korumaya devam ediyor. Hisse hem son dönemlerde %150 hatta %200 lira varan yükselişler gerçekleştiriyor hem de bedel sermaye artımlarına gidiliyor şirketin yatırımları tamamlandığında kaliteli temettüler de dağıtacağını düşünüyorum. Bu önemli şirket hissesine 2017 yılının Nisan ayında sadece 13.000 TL yatırsaydınız paranız şu anda tam tamına 1 milyon TL olurdu. Şirketin şu anda hali hazırdaki yabancı yatırımcı oranı %5 seviyesinde. Aynı zamanda şirketin toplam satışlarının %26'sı yurt dışından gelmekte. Son bir senede öz kaynaklarda sadece %3 artış gerçekleşti. Son olarak şirketin esas faaliyet karlılığının 1.3 milyar TL'den 3.37 milyar TL'ye yükseldiğini de belirtelim. Arkadaşlar böylelikle SAS eski son açıklamış olduğu bilançoyu aktarmaya çalıştım. Sizlerin de borsamızın en fazla kazandıran bu hissesiyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesinin tehliği taşımamaktadır. Bu tarz medya almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.